Ezzala. Hanu. Para üzerinde yok. Efendim nasıl geçti Nevroz? İyiydi. İyiydi. Nasıl geçti Nevroz? Çok iyi geçti. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Hatırım nasıl? Seni sonradan gördüm Abdullah abi. Keşke sağ daha önce görmüş olaydım. Saygılar, sevgiler. Çok alerji. Nasıl geçti Nevroz? Çava da bas bu. Baş. Baş da bas bu. Ben
sen nasılsın? İyidir abi. Çatlada memnun musun? Çok güzel abi. İyidir abi. Allah çok güzel sağlasın abi. Sadece bekle, bekle. Evet sevgili izleyiciler, 2014 Ahmet Nevroz'u gerçek anlamda coşkuyla kutlanıyor. Kaçım sen tut sayısın. Kamera verdik bir de geliyor, yapımızı anlamıyor. Evet, şu anda 2014 Diyarbakır Nevroz'u dağılıyor, dağılmak üzere. Program aslında devam ediyor. Tabii sabahın erken saatlerinde işte Nevroz alanına gelenler birlikte. Hem erken gelip gidenler var, hem daha tek tük gelenler de var. Sonuç itibariyle hafta içi olmasına rağmen Ahmet Nevroz'u, Diyarbakır Nevroz'u gerçek anlamda her yıl olduğu gibi Nevroz'a başkentlik etti. Ve burada gereken mesajlar verdi. Burada halk, ailece, çoluk çocuk, burada gelenler, hem orada buradaki açılma yapan siyasetçilerin konuşmalarını aldılar. Burada coştular, halay çektiler ve her zaman olduğu gibi barış mesajları verdi. Ve umarız ki Diyarbakır'ın, Ahmet'in bu Nevroz'u gerçek anlamda hem Kürdistan hem ülkemize gerçek anlamda o gereken o barışın ve özellikle barışın bu süreçten sonra 30 Mart seçimlerinden sonra sonuç ne olursa olsun sonuç itibariyle bir anketör olarak da Diyarbakır'da Ahmet'te BDP'nin oy oranı düşük olsa da Türkiye genelinde HDP'yle birlikte BDP'nin oy oranı yüksek bir şekilde Türkiye'deki şık illerde, şık ilçelerde HDP'ler BDP seçime giriyor. Umarız ki 30 Mart sonrası da Diyarbakır'ımızda, Kürdistan'da Ahmet'imize gerçek anlamda gereken yapılır. Abdullah Kızılay her zaman olduğu gibi bütün Nevrozları çekmeye çalıştık. Daha bir 2005 yılından beri 2006 yılında cezaevindeydik. Savcı buldum, cezaevine girdim. 2012'de uçak kaçırdım. Nevroz'da yoktum. Yani Ahmet'in iki Nevroz'unda yoktum. 2006, 2002'de yoktum ama her Nevroz'da buradayız. Gerçi bu Nevroz tam da böyle coşku, biz bireysel olarak coşkunu tam olmasak da yine de halkın o coşkunu gördükçe, o katılımın, o gördükçe mutlu olmamak elde değil. Ve birlikte Ahmet'te nice Nevroz'da diyoruz. Dağılan kitleyi biraz da çekmeye devam ediyoruz efendim. Saygılar. Teşekkür ederim. Efendim nasıl geçti Nevroz? Nasıl geçiyor? Nevroz çok güzel geçti Sayın Abdullah. Nasıl katılmazsın? Yani hafta içi olmasına rağmen, Cuma günü bugün. Tabii çok iyi bir katılım vardı. En az 3 milyon insan toplandı. Geçen seneki Nevroz'u katladık. İnşallah seçimlerde de katlayacağız. Peki efendim gereken mesajlar neydi özellikle? Gereken mesajlar önderlik gene barışa dair AKP'nin
yavaş hareket etmesine rağmen, süreci yavaşlatmasına rağmen, ilerlememesine rağmen olumlu mesajlar verdi. Evet. Halkımız da o mesajlara yönelik, o mesajlara kulak asarak gereken... Az önce, pardon lafını kesiyorum, az önce 30 Mart'tan bahsettik. Ben de az önce konuştum. Efendim 30 Mart'ta BDP'nin özellikle HDP'yle birlikte Türkiye genelinde bir oy efendim artışına gideceğini belirttim. Ama Diyarbakır'da burada şimdi bunu yayınlıyoruz da Diyarbakır'da BDP'nin oy oranı az da olsa bir inme vardı. Siz buna inanmıyorsunuz ama. Buna kesinlikle inanmıyorum. Peki, ben sana da katılmıyorum. Yok katılma, şimdi ben bir anketör olarak arkadaşım bu görüntüyü yayınlayacağız. Bizim milyonlar izleyecek. Şimdi arkadaşımız hani BDP'ye karşı duygusal olduğu için belki BDP'nin oy oranı az olduğuna inanmıyor. Ben de son seçimden BDP'ye verdim çok açık bir şekilde kamera karşısında. Ama bu seçimde BDP'nin oy oranı az da olsa az olduğunu ve sizin beklemediğiniz bir parti var. Burada hiç ummadığınız %5 şans verdiğiniz bir Hudapar var. Hudapar'ın oy oranı biraz fazla olduğunu tahmin ediyorum. Ben o partiden hiç bahsetmek bile istemiyorum. Peki oy oranı size göre kaçtır Hudapar'ın? Oy oranı %3 alırlarsa büyük başarıdır onlar. Bence daha fazla alınıyor. Yine bakarız bu kayıttadır. Görüşürüz. Senin gönlünde o geçiyorsa. 30 Mart'ta görüşürüz. Efendim nasıl gidiyor satışlar? Satışlar tamam. İyi miydi? Satışlardan efendim memnun musunuz? Emin olabilir satışlar. Allah'a emanet. İyi değil. Parayı doldurmuşsun işte. Parayı. Devam ediyor ama büyük oranda dağılma var. Katılım gerçekten yüksek. 2014 Ahmet'ten saygılar.